بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال بيرليات. أجل كشنين إير شهيد بوسا يوكي وفات إتسا إدى حالات دا قندي أتخذ لغي كريك نمال بلان مشغول بوش كريك وقندي أجرلر بار. Haqiqatan idda hozir kunda ko'p ayollarni bir unutqigan, ya'ni esidan chiqargan narsasi idda vaqtida lozim bo'lgan amallarni e'tibor qilmay qo'yishgan, ya'ni xosatan idda deganda er vafot etib o'tirilgan idda, ya'ni motam ihdod deyiladi. Bu narsada xos shariatni buyruqlari bor va juda qattiq ta'kidlari bor, ya'ni shunchaki buyruq ham emas. Farz bo'lgan amallar bor, harom bo'lgan amallar bor. Biz esa oddiy kundek o'tib ketadi, ya'ni ayollarda bu er o'lgandan keyingi idda muddati. Er o'lganlik iddasi 4 oy va 10 kun. Alloh azza va jalla buni Qur'onda aytib qo'ygan: "Vallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Sizlardan vafot etib xotini qoladiganlar, xotinlari 4 oy va 10 kun idda kutadilar o'zlariga degan. Demak, 4 oy va 10 kun, ya'ni qamariy oylar bilan. Mana Sha'bon, Ramazon shundan hisoblanadi yoki shu qaysi kunida bo'lsa, o'sha kunidan boshlab kelasi oygacha shuni bir oy hisoblaydi, ya'ni 4 oy va 10 kun idda o'tiriladi. Va bu 4 oy va 10 kun ichida ayol kishi uyida mahbus bo'ladi. Ya'ni hojatsiz, zaruratsiz mutlaqo ko'chaga chiqmaydi. Chunki er o'lganiga o'zining qayg'usini izhor qilish kerak. Va eri kecha o'lib, bugun bo'lsa bu ko'ngil xushlik qilib yurmaydi, aylanib, endi bir musibatni artishim kerak ekan deb. Balki erni hurmati uchun 4 oy va 10 kun ana shunga motam saqlashni buyurgan shariat. Aslida ayol kishi masalan eridan homilasi bor yoki yo'qligi, ya'ni u boshqa erga halol bo'lishligi shariatda bitta hayz bilan, ya'ni bir oy bilan aslida aniq bo'ladi. Ya'ni gohida mana xulu masalasi shunaqa bo'ladi. Bitta hayz bilan ayol kishi boshqa erga tegib ketadi o'tishi bilan. Lekin endi bunda er o'lgani uchun shariatda bu erni hurmatini qilib 4 oy va 10 kun motam qilasizlar dedi. Motam vaqti ko'chaga chiqmaydi. Mutlaqo hojat, zaruratsiz ko'chaga chiqmaydi. Illo masalan ovqatini olib kelib beradigan odam yo'q, ovqat uchun chiqadi. Yoki kasal doktorxonaga borish uchun chiqadi. Bolasi kasal, shunaqangi doktorxonaga borish uchun chiqadi. Dori-darmon olib kelish kerak, o'sha uchun chiqadi. Olib kelib beradigan odamlar yo'q. Qisqasi imkon bo'lmay qolgandagina ko'chaga chiqadi. Kunduzimi, kechasimi farqi yo'q. Tamom, uyda lozim tutadi. Va ikkinchi narsa, unga bezanishlikni mutlaqo tark qiladi. Har qanday bezanishlik. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xina qo'yishdan qaytarganlar. Hattoki Ummu Salamo onamizdan hadisda keladi. Bir ayol kelib, "Ya Rasululloh, meni qizimni eri o'ldi. Ko'zi og'riyapti, shu ko'ziga surma qo'ysa maylimi?" dedi. "Yo'q," dedilar. Ya'ni qarang, hozir bu shunchaki ziynat uchun emas, ko'zi og'riyapti, ko'ziga surma qo'ysa shifo bo'lsin deb. "Yo'q," dedilar. Haligi yana so'raydi, "Yo'q," dedilar. Yana so'raydi, "Yo'q," dedilar. Yana so'raganda aytadilarki, innama hiya arba'ati ashhurin wa ashra. Innama hiya arba'ati ashhurin wa ashra. Wa qad kanat ihdakunna tarmi bil ba'rati ala ra'si sana. O'zi bor yo'g'i 4 oy va 10 kun bo'lsa dedilar. Avval jahiliyatda birlaring 1 yil o'tgandan keyin tezayda otardi-ku dedilar. Ya'ni ruxsat bermaydi shunda ham. Bu nima degani? 1 yil o'tgandan keyin tezayda otardi degani. Ya'ni jahiliyatda ayollar eriga 1 yil idda o'tirgan. 1 yil. Va bu idda shunaqangi darajada og'ir bo'lganki, ayol kishi bir qafasdek uyga kirib, qop-qorong'u uyga, yorug'lik ham tushmaydigan uyga kirib, ustidan o'zini qulflab, mutlaqo ko'chaga chiqmagan. Hojati ham o'sha yerda, hammasi o'sha yerda. Va yuvinmagan hattoki. U tozalanmagan, yuvinmagan, badaniga suv tegirmagan, tig' tegirmagan, hech narsa qilmagan.
Bir yil shunaqa o'tirgan. Ana endi bir yil bu ahvolda yuvinmasdan, cho'milmasdan, tozalanmasdan o'sha yerda axlati ham o'sha yerda, hamma narsasi o'sha yerda. Shunaqa qilib o'tirib, kiyimini ham almashtirmagan hattoki. Haligi ayol idda tugagandan keyin chiqsa, bir hayvonni olib kelishgan. Yoki ba'zilar aytgan shu qaraydi. Eng birinchi o'tgan hayvonni ushlanadi. Itmi, eshakmi, qo'ymi, tovuqmi? Nima ko'ziga ko'rinsa birinchi chiqqan zahoti shu hayvonni ushlab keladi-da, haligi ayol butun badanini shu hayvonga ishqalab chiqish kerak bo'lgan. Kirlarini ya'ni qo'pol qilaytsak. Yuvinmagan bu bir yil, siqit bo'lib ketgan ya'ni. Ishqalab chiqib badanini haligi robi aytadiki, odatda o'sha hayvon o'zi ulardi deydi. Shu darajada haligi siqit bo'lib ketganidan-da bu odamni, ayolni. Hayvonga ishqalansa, haligi hayvon uncha-munchaga tirik qolmasdi degan. Ulardi, o'sha zahot ulardi hayvon degan. Xo'p, keyin olib bir toshkami bir narsaga haligi avratini artardi. Bular endi ya'ni shu artardi, tozalanardi-da, keyin otardi shuni. Bu nima xilq bu ilm sirlar desa, hozir hadisda shuni aytibdi. Birlaring avval bir yil o'tgandan keyin tezakda otardik-ku deb shuni aytganlar. Bu ilm sirim shuki, mana men erimga shu darajada vafodorman. Bir yil kerak bo'lsa uchun yuvmayman men. Shu isqat bo'lib ketsa men mana chidayman degan narsani ko'rsatish bo'lgan go'yoki. Va endi bu hayvonga artini tezakda otishi nimasi desa, go'yoki endi shu musibatlar kirlarga qo'shilib ketsin endi mana. Endi bo'ldi, shu qaytmasin bu narsa endi yana. Ya'ni bu musibatlar arasin endi degandek bir irim ya'ni. Bu ahmoqliklarni mana Rasululloh ham eslatyapti. Avval birlaring bir yil shunaqa qilib isqat bo'lib o'tirardinglar. Endi islom kelib to'roy 10 kun o'tirdi-da va o'tir deganda ham bunaqangi darajada demadi. Endi shunga chidamaysanmi deb haligi odam ayolni shunday qilib qo'yganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qisqasi demak, mana shariatda buni jahiliyatdagidan ko'ra ancha ayollikni yengillatdi yana. To'roy 10 kun uyda o'tiradi dedi va bo'yanmaydi mutlaqo dedi. Yuvinmaydi emas, bo'yanmaydi. Va hech qanaqangi xushbo'ylik ham surmaydi dedi. Ummatiya hadisida kelgan bu. Bo'yanmasdik, xushbo'ylik ham surmasdik, hattoki bo'yalgan kiyim ham kiymasdik degan. Nimaqangi rang-barang yashil, qizil, yaltir, yultir ko'ylaklar, hech qanaqa libos, ziynat liboslar kiyinmaydi. Bir ko'rimsizgina libos, kirchimolgina bir libos kiyiladi. Va xushbo'yliklar hattoki mana bunaqangi hali kremlar, shunaqangi narsalardagi xushbo'yliklar ham mumkin emas, surmaydi hech qachon. Illa kasal bo'lsa, o'sha kasalligi uchun suradi. Faqat yuqorida aytganimizdek johiliyatdagidek darajada yuvinmaydigan darajada emas. Mana bu xushbo'ylikni surmaslik, chiroyli kiyim kiymaslik, bezanmaslik, shunaqangi ziynat narsalarni tark qiladida, odatda hojatsiz ko'chaga chiqmasdan uyda o'tiradi. Mana shu iddada asosiy qilinmaslik kerak bo'lgan amallar. Xo'p, endi nima bilan mashg'ul bo'ladi uyda o'tirib desa, uyda o'tirib endi ibodat bilan mashg'ul bo'ladi. Shariatda uni biror bir qaytlanmagan. Erini haqqiga duo qiladi. Uni haqqiga zikrlar, istig'forlar aytadi. Qo'ldan kelgan ishini qilib uyda ichida o'tiradi, ibodatini qilib, ya'ni. Shariatda buni maxsus bir ibodatlarga qaytlanmagan. Nima bo'lganda ham behuda narsa bilan mashg'ul bo'linmaydi. Chunki o'lik tirikning ishlaridan gohida bohabar qilinadi. O'lik odam tirik odamni ishlarini ko'radi. Xosatan ya'ni shahid odam bo'lsa, odatda ortda qolganlarni ishlari unga ko'rsatilinadi. Shuning uchun ham shahidlarni sifatida Alloh azizalar Qur'onda aytib qo'yibdi. Yastabishirun. Ular o'zidan keyin qolganlarga xushxabarlar berib turadi. Ya'ni mana biz keldik, ko'rdik, hamma narsa o'tib ketdi, qo'rqmanglar, xavotirlanmanglar deb ularga odamlarga, ortdan qolganlarga xushxabarlar berib turadi. Ularning amallari ko'rsatilinadi ularga. Endi shunda ariga erlar xotinini shunday bir yoqimsiz, o'ziga yoqmaydigan holatda ko'rmasligi kerak. Bir fahsh ustidami, munkarda ustidami, bir g'ibatmi, har qanday harom xarish narsa amal ustida ko'rmasligi kerak. Balki ibodatda bir duoda ko'rishligi kerak. Shunaqangi bir amalda ko'rishligi kerak. Ammo endi unga qanday ajr bor deyilibdi? Bu ham shariatda falondek deb qaytlanmagan. Nima bo'lganda bu musibat bu. Musibat bo'lgandan keyin Alloh azza va jalla o'zi aytib qo'yibdiki mana
Her kandı musibet insan ki Allah'ın izni bilen kiler. Ma asab musibetin illa bi iznillah diye. Her kandı musibet Allah'ın izni bilen kildi. Kim ama yu'min billah yahdi kalbe. Kim Allah kim mankiltesi kalbine hidayet kıladı diye. Yani şimdi Allah'tan da bilip sabır kısa musibette yüzünü yülüp, yakasını yırtıp, saçını yülüp, şuna kanki cahiliyet amellerini kımasa, dot oylep, Allah'tan kilidip teslim bulsa, Allah onun kalbine hidayet kıladı. Yani şu musibette onun kalbine ham yingilletip koyadı. Ve onun o şey musibetlerden çıkış yollarını asanlaştırıp koyadı. İstirca ayetçilik gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ummu Salama namazı örgütken Abu Salama şahit bugün peyitte İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi geldiler. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da şunu dedi yani اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Müminler gibi musibeti içse şuna kadar işaret. اِنَّ لِلّٰهِ biz Allah'tanız ve onu uzgegine kaytarlamız. Degin de etkiler. Ve yana etkiler ki ve yana etkin اللّٰهُمَّ اَجُرْنِي ف۪ي مُسِيبَتِي وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا Allah'ım musibetimde menge acir birgin ve ondan yaxşısını ivas kıp birgin degin de geldiler. Yani meşhur kısa, şunda Ummu Salama anamız bu kandı hem Abu Salama'dan yaxşısı bular kendim. Lekin ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni amrını yerde kaldırmasından şu duanı aitkenler, iddiası tüge kendiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savçı koyu üylen geldiler. Demek bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem iri şahit bugün ayollerine şunu vasiyet kıldılar. Ya ki iri vafat etkenlerine şunu vasiyet kıldılar. Bu dua yani. Bu şu musibette zikirlerden. Şuna hangi amellerde kılınadı? Bunun acrını ise biz Allah Azze ve Celle'ye havala kılamız. Elbette Allah hiç neyse zayi kımaydı. Resulü Selam hatta ki hadiste insanın bir başı ağırken sebep günahlarına kefaret buladı. İstitmesi sebep günahlarına kefaret buladı digen. Ayağı kirgen tiken sebep günahlarına kefaret buladı digen de. Elbette buna hangi katta musibetler elbette insanın bir tazeleydi. Eğer sabır kılıp Allah'tan acrı ümit kısa insanın tazeleydi. Hemen kutmuşun ihtimali şu tazele vardı, şu musibetler. Fakat şunda acirde ümit kılıp sabır kılınç dik gerek. Allah'tan hayırlısını süreç gerek. Allah'a emanet.